Evet İrfan bugünün en heyecanlı siyaseten en heyecanlı konularından başında adli yılın açılışı geliyordu ve o bitmeyen bitmesi beklenmeyen daha da alevlenmesi gereken bir tartışma dün de yaşandı. Nedir o? Kuvvetler ayrılığı var mı yok mu? Şimdi sadece mesela hani bazı barola elliden fazla baro gitmedi bazıları gitti mesela sadece bu törenin orada olması mı değil mi? Ya orada olmasının bir anlamı var mı yok mu? İşte bütün tartışma bu. Şimdi Cumhurbaşkanı diyor ki hayır burası olabilir. Burası milletin evidir. Herkes burada toplanır. Ben de devletin başıyım." diyor. Ve diyor ki bugünkü konuşmasında işte yürütme bağımsızdır, yasama bağımsızdır, yargı bağımsızdır. Kuvvetler ayrılığı vardır. Bunlar kendi içlerindeki bağımsızlıkları Cumhurbaşkanının misyonu çerçevesinde Cumhurbaşkanı'na yüklenen devlet başkanı misyonu çerçevesinde hareket etmelerine engel değildir diyor. Yani o temsilciler burada olabilir. Ben bunların koordinasyon uyumunu sağlarım. Kurumlar arasındaki uyumu sağlarım diyor. Şimdi dönüyoruz muhalefete diyor ki, ama bir dakika diyorlar bir dakika. Tamam anayasa devletin başıydı ama e, olmuyor aynı zamanda yürütme de tek kişi. Yani yürütmenin başı yok artık. Cumhurbaşkanı konuşmasının bir yerinde yürütmenin başı dedi ama yürütmenin başı yok. Çünkü yürütme bir kişi. Şimdi aynı zamanda diyor muhalefet, protesto edenler, ya aynı zamanda parti genel başkanı. Şimdi kendi, o burası ne? Yani saray çevresi işte Cumhurbaşkanı küllüye diyor, diğerleri saray diyor, Beştepe ne derseniz deyin adına. Orası yürütmenin merkezi diyorlar. Şimdi yargı kalktı, yasama kalktı, e, yürütmenin merkezine gidip tören yapıldı. Buna bir kere karşı çıkıyorlar. Bu, bu diyorlar kuvvetler ayrılığında sakatlar. Niye? E çünkü kalktı bir erk öbür erk başında yani adli yılın başı yargının görevidir. Yargı ev sahibi olurken yürütme ev sahibi oldu diyorlar. Şimdi ikinci bir cevap geliyor. Hayır burası bu davet devlet başkanının davetidir. E, o zaman öbür taraf diyor ki yürütme nerede? E, yürütme kayboldu. Hayır yürütmenin başı, devletin başı. İşte bu kavramlar birbirine girdiği için Türkiye bu iş içinden çıkamıyor ve uzun sürede çıkmayacak. Bakın 1 Ekim'de yasama yılı açılacak. Yasama yılı da mı orada açılacak? Hayır. Mecliste açılacak. E peki niye yargı yılı açılırken orada yapılıyor? Şimdi o zaman yasama da bütün milletvekilleri kalkıp saraya gitmesi lazım. Orada bir tören mi olacak? Bir soru daha soruluyor. Diyorlar ki tamam Yargıtay Başkanı konuştu. Türkiye Barolar Birliği Başkanı konuştu. İkisi de hani temsil. Bugüne kadar hep böyleydi. Biliyorsunuz 5 yıl önceki o büyük tartışmayla Cumhurbaşkanı'yla ol arasındaki tartışma nedeniyle bu konuşmalar kaldırıldı. Hatta törenler yasal olarak törenle açılır diyordu. O bile kaldırdı. Törenler yapsan ne olur, yapmasan ne olur? Keyif meselesi. Şimdi yasama, yürütme ve yargının bu pozisyonu muhalefet partilerine özellikle CHP'yi biraz rahatsız ediyor. Şimdi önümüzdeki günlerde şöyle bir hazırlık içinde olduğunu görüyorum, duyuyorum. Bu meseleyi bu bir anayasa sorunu olarak gündeme getirecekler. Çünkü diyorlar ki bakın bu şekilde yani her bütün er, şeyin devlet başkanının şeyin yürütmenin ve parti genel başkanının tek elde toplanması bu sistemin önündeki en büyük engeldir diyorlar. Şimdi bu en büyük engeli aşmanın yolunda anayasa değişikliğinde bulunuyorlar. Bakın Sivas'ta büyük bir toplantı yapacakmış CHP. Parti meclisinin orada toplandı. İşte o toplantıda enine boyuna ele alacakları meselelerden bir tanesi de bu. Bugün bu mesele sarayda yapılan törende konuşuldu. Cumhurbaşkanı hayır dedi. Bu engel değildir. Bu kuvvetler ayrılığı vardır dedi. Bir de tabii ki ikinci mesele tamam var da Yasama yürütmeyi denetliyor mu? İkinci büyük sorun o. Muhalefetin ortaya koyduğu ya yasama ortadan kayboldu. Yürütmeyi denetleyemiyor artık diyorlar. Evet o, ma o anayasada da öyle. Anayasa yasamanın yürütmesine, yürütmeyi denetlemesine izin vermiyor. Kim ne dersiniz? Efendim soru önergesi. Valla bakanlar ister cevap verir, ister vermiyor. Ama Cumhurbaşkanı'na, yani yürütme bir kişi Cumhurbaşkanı. Ona soru sorulamıyor. O da cevap bir de sorumluluğu yok. Yani meclise karşı sorumluluğu yok. Şimdi böyle bir karışık, böyle bir kaotik bir durum var. Bu durum nasıl düzeltilir? Anayasa değişikliğine gidilir mi? Gidilmez mi? Orasının önümüzdeki günler. Yani muhalefet ortak bir kararla bunu Türkiye'nin gündemine taşınıp büyük bir tartışma meselesi yapacak mı, yapmayacak mı? Bana yapacak gibi geliyor. Bugünkü konuşmalardan da hem yargıtay başkanının konuşmasından hem cumhurbaşkanının ifadelerinden bu meselenin hakikaten gündemde olacağı mesajları ortaya çıktı. Önümüzdeki günler demek ki Eylül ayında bizi çok hararetli bir siyasi tartışma bekliyor. Çok hararetli günler kapımızda demektir. Çünkü çünkü hakikaten rejim evet referandumla onaylandı. Evet o onaya göre biz cumhurbaşkanı seçtik ama zannediyorum ki muhalefet evet bir tartışmaya daha başladı. Bir kez daha tartışılacak, bir kez daha tartışmaya başlanacak gibi gözüküyor. Evet bugünlük bu kadar ifan sözüne sende.